Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz sanal sayı birimi. X kare artı 1 eşittir 0 denklemine göre burada x kareyi bulursak artı 1'i diğer tarafa attığımızda x kare eşittir eksi 1 çıkar. Karesi eksi 1 olan bir sayı var mıdır? Yoktur. O halde bu denklemin gerçek sayılardaki çözüm kümesi boş kümedir. Bu şekildeki denklemlerin çözüm kümesine ihtiyacımız vardır. Bunu nasıl bulacağız? Kök eksi 1 sayısına karmaşık sayılarda sanal, yani bir diğer adı imajiner sayı birimi deniyor. Ve karmaşık sayıları i harfiyle belirtiyoruz. Burada i eşittir kök eksi 1'dir ve i kare eşittir eksi 1'dir. Bunları bir formül gibi, yani bir kalıp şeklinde aklımızda tutmamız gerekiyor. X eleman pozitif reel sayılardan olmak üzere kök eksi x. Bunu nasıl sanal kısma çevireceğiz? Eksi x sayısının çarpımları eksi 1 ve x'tir. O halde bunları parçalıyorum. Kök eksi 1 çarpı kök x'ten. Kök eksi 1'in karmaşık sayılardaki karşılığı i olduğunu biliyoruz. O halde kök x de dışarıya çıkamadığı için kök x i'dir. Bir örnek verelim. Kök eksi 9 sayısını çözümleyelim. Kök eksi 9. Eksi 9'un çarpanları eksi 1 çarpı artı 9'dur. Neden bu şekilde parçalıyorum? Eksi 1'e benzetebilmek için. O halde kök hem eksi 1'in hem de 9'un kökü olduğu için ayrı ayrı her ikisine de kök yazıyoruz. Kök eksi 1 karmaşık sayılarda i'ye karşılık gelir. Kök 9'da dışarıya 3 olarak çıktığı için i ve 3 ile çarptığımda da sonucumuz 3i çıkar. Başka bir örneğe bakalım. Kök eksi 12 sayısı. Yine aynı şekilde parçalıyoruz. Eksi 1 çarpı artı 12. Kök eksi 1'in karmaşık sayılardaki karşılığı i'dir. Kök 12 ise 2 kök 3 diye çıktığı için dışarıya bir de yanında i var. O halde cevabımız 2 kök 3 i'dir. Bir diğer örneğe bakalım. Kök eksi 1 çarpı kök eksi 4 çarpı kök eksi 9 işleminin sonucu kaçtır diyor. Yine diğer örneklerdeki gibi parçalama yapabiliriz. Kök eksi 1 nedir? Eksi 1 çarpı 1'dir. Kök eksi 1'in karmaşık sayılardaki karşılığı i. Kök 1 de 1'dir. Yani burası 1i. Kök eksi 4 ise artık kafadan yapabiliriz. Eksi 1 geliyor buradan, yani i. Kök 4 de 2 geldi, yani 2i. Buradan da kök eksi 9 ise kök 9 dışarı 3 diye çıktı. Kök eksi 1 de i'dir. O halde kat sayıları kendi arasında çarpıyorum. 1 çarpı 2 çarpı 3'ten 6. İ'leri kendi arasında çarpıyorum. İ çarpı i çarpı i'dir. Tek tek çarpma yapabiliriz. İ çarpı i'den, yani i karenin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Eksi 1 ile de i'yi çarparsak eksi 6i'dir cevap. Sanal sayı biriminin kuvvetlerine bakalım şimdi. Öncelikle her sayının sıfırıncı kuvvetinin 1 olduğunu biliyoruz. O halde karmaşık sayılarda i'nin sıfırıncı kuvveti de 1'dir. Bir diğer kuvvetleri ise i üzeri 1. Her sayının birinci kuvveti kendisi olduğu için i üzeri 1 de i'ye eşittir. i'nin karesi, konunun başında anlatmıştık, eksi 1'dir. i üzeri 3 ise bilmiyorsak bunu nasıl parçalayacağız? i'nin karesi çarpı i üzeri 1 şeklinde yazabiliriz. Burada i karenin eksi 1 olduğunu biliyoruz. i üzeri 1'in de i olduğunu biliyoruz. O halde eksi 1 ile i'yi çarparsam demek ki i üzeri 3 eksi i'ye eşitmiş. i üzeri 4 ise nedir? i'nin karesinin karesidir. i'nin karesini biliyoruz. Eksi 1'dir. O halde eksi 1'in karesini alırsam da i üzeri 4 artı 1'e eşittir. i sayısının ardışık 4 tam sayı kuvvetinin toplamı 0'dır. Bakalım. i üzeri 1 i, i kare eksi 1, i üzeri 3 eksi i, i üzeri 4 artı 1. Bunları topladığımızda artı i, eksi i birbirini götürür, eksi 1, artı 1 birbirini götürür, sonuç 0'dır. Şimdi örneklere bakalım. Soruda i kare eşittir eksi 1 olmak üzere diyor. i üzeri 2 artı i üzeri 3 işleminin sonucu kaçtır diyor. Biz burada ilk dörtlüğü biliyoruz ezbere. O halde direkt yazabiliriz. i'nin karesi eksi 1'dir, eksi 1. Artı i üzeri 3 eksi i'dir. Buraya da eksi i geldi. Bir diğer örneğe bakalım. i kare eşittir eksi 1 olmak üzere diyor. 1 artı i artı i kare artı i üzeri 3 işleminin sonucu kaçtır diyor. 1 herhangi bir işlem gerektirmiyor. 1'i yazdık, i'yi de yazdık. i'nin karesi eksi 1 olduğunu biliyoruz. i üzeri 3 de eksi i'dir. O halde bunları toplayalım. Artı 1, eksi 1 birbirini götürür. Artı i, eksi i birbirini götürür. Cevabımız 0'dır. Son soruya bakalım. Bu soruda i'nin kuvvetleri 4'ten büyük. O halde bunu nasıl çözümleyeceğiz? i sayısının ardışık 4 tam sayı kuvvetinin toplamının 0 olduğunu biliyoruz. Ve i'nin kuvvetlerinde her 4'ten sonra bu sonuçlar kendini sürekli tekrarladığı için 4 ile bölünebilme kuralını uyguluyoruz. 4 ile bölünebilme kuralında sayıları 4'e bölüp
kalanı i'nin üzerine kuvvet olarak yazıyoruz. O halde başlayalım. İ üzeri 24 demiş. 24 sayısını 4'e bölüyoruz. Kalan 0 olduğu için i'nin üzerine kalanı kuvvet olarak yazıyorum. İ üzeri 27 ise 27'yi 4'e böldüm. Kalan 3'tür. O halde kalanı i'nin üzerine kuvvet olarak yazıyorum. İ üzeri 35, 35'i 4'e böldüm. Kalan 3 olduğu için i'nin üzerine 3'ü kuvvet olarak yazdım. Bunları zaten ezbere biliyoruz. İ üzeri 0, 1'dir. İ üzeri 3, eksi i'dir. İ üzeri 3 yine eksi i'dir. O halde bunları toplayalım. 1, eksi i, eksi i daha, eksi 2 i olduğu için cevabımız 1 eksi 2 i'dir. Merhaba gençler, bugünkü konumuz karmaşık sayılar. Önce karmaşık sayının tanımıyla başlayalım. A ve B birer gerçek sayı ve i kare eşittir eksi 1 olmak üzere. A artı BI biçiminde yazılabilen sayılara karmaşık sayılar diyoruz. Ve karmaşık sayıları C ile ifade ediyoruz. Şimdi bir Z eşittir A artı B'ye karmaşık sayısında. A'nın ismi nedir ve B'nin ismi nedir onları öğrenelim. A'ya karmaşık sayının gerçek kısmı yani reel kısmı. B'ye ise sanal kısım, bir diğer adı ise imajiner kısımdır. Z karmaşık sayısında reel kısmını belirtmek için RZ eşittir A şeklinde, imajiner kısmını belirtmek için de imajiner Z eşittir B şeklinde gösteriyoruz. Şimdi bunlara bir örnek verelim. Aşağıdaki karmaşık sayıların gerçek ve sanal kısımlarını belirleyiniz diyor. Birinci karmaşık sayımız Z eşittir 7-3i. Bu karmaşık sayıda reel kısım 7'dir. İmajiner kısım ise eksi 3'tür. Bir diğer karmaşık sayısı Z eşittir 5. Burada reel kısım 5. İmajiner kısım verilmediği için demek ki burada artı 0 çarpı i olduğunu biliyoruz. O yüzden imajiner kısma 0'dır diyoruz. Z eşittir 4i karmaşık sayısında ise reel kısım verilmediği için reel kısım 0. İmajiner kısım ise 4'tür diyoruz. Bir başka örneğe geçelim. Z eşittir 3 bölü 2 artı 7 bölü 2i karmaşık sayısının gerçek yani reel kısım ile sanal kısım yani imajiner kısmının toplamını soruyor bize. Bu karmaşık sayıda reel kısım yani gerçek kısım dediğimiz 3 bölü 2'dir. Sanal kısım yani imajiner kısım 7 bölü 2'dir. Bizden bunların toplamını istiyor. O halde toplayalım. 3 bölü 2 artı 7 bölü 2'den 10 bölü 2 cevabımız 5'tir. Bir başka örneğe geçelim. Z eşittir x artı 2. Burası reel kısımdır. Artı y eksi 3i. Burası da imajiner kısımdır biliyoruz. Karmaşık sayısının gerçek kısmı 3, sanal kısım yani imajiner kısmı 2 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır diyor. Z karmaşık sayısında reel kısım x artı 2 olduğu için ve soruda 3 diye verdiği için x artı 2'yi 3'e eşitledik. Buradan artı 2'yi diğer tarafa attığımızda eksi 2, 3'ten 2'yi çıkardığımızda x 1 çıkar. İmajiner kısım y eksi 3'tür. Soruda 2 olduğunu söylüyor. O halde 2'ye eşitliyorum. Buradan y'yi bulabilmek için eksi 3'ü diğer tarafa attığımda artı 3, 2 ile 3'ü topladığımda da imajiner kısım yani y'miz 5 çıkıyor. Şimdi gelelim iki karmaşık sayının eşitliğine. İki karmaşık sayının birbirine eşit olabilmesi için gerçek kısımlarının yani reel kısımlarının birbirine eşit olması gerekir. İmajiner kısımlarının yani sanal kısımlarının da birbirine eşit olması gerekir. Mesela Z1 eşittir A artı BI ve Z2 eşittir C artı DI iki karmaşık sayımız var ve bu iki karmaşık sayısı birbirine eşit ise. Reel kısımlar birbirine eşittir dedik yani A eşittir C. İmajiner kısımlar da birbirine eşittir dedik. Yani B eşittir D'dir. Şimdi bu soruya bakalım. Soruda A ve B reel sayılardan olmak üzere diyor. Z1 eşittir 6 artı A eksi 2i. Z2 eşittir B artı 3 artı 5i. Karmaşık sayıları için Z1 eşittir Z2 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Z1 karmaşık sayısında reel kısım 6'dır. Z2'de reel kısım ise B artı 3'tür. Bu iki reel kısımların birbirine eşit olması gerekiyor. O halde 6 eşittir B artı 3'ten. B'yi bulmak için artı 3'ü diğer tarafa atıyorum. Eksi 3, B buradan 3 gelir. Daha sonra Z1 karmaşık sayısında imajiner kısım A eksi 2'dir. Z2 karmaşık sayısında ise imajiner kısım 5'tir.
Bu iki ifadenin birbirine eşit olması gerekiyor. A eksi 2 eşittir 5'ten. A'yı bulabilmek için eksi 2'yi diğer tarafa atıyorum. Artı 2. 5 ile 2'yi topladım. 7. Soruda bizden A ile B'nin toplamını sorduğu için o halde A 7, B de 3 olduğu için topladım. Cevabımız 10'dur. Gelelim bir diğer soruya. A ve B reel sayılardan olmak üzere. A eksi B'yi eşittir 3'i olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. A eksi B'yi bir karmaşık sayıdır. 3'i de bir karmaşık sayıdır. Bu iki karmaşık sayısı birbirine eşit ise reel kısımlarının aynı olması gerekir. İmajiner kısımların da aynı olması gerekir. A eksi B'yi karmaşık sayısında reel kısım A'dır. 3'i karmaşık sayısında reel kısım verilmediği için demek ki A 0'dır. A eksi B'yi karmaşık sayısında imajiner kısım eksi B'dir. Diğer karmaşık sayıda imajiner kısım ise 3'tür. O halde buradan B eksi 3 gelir. Soruda bizden A ile B'nin toplamını soruyor. O halde toplayalım. A 0, B de eksi 3. Topladık, cevabımız eksi 3'tür. Şimdi karmaşık sayının eşleniğine bakalım. Bir karmaşık sayının sanal kısmı yani imajiner kısmının işaretinin değiştirilmesiyle elde edilen yeni karmaşık sayımız bu karmaşık sayının eşleniği oluyor. Yani eşleniği demek ne demektir? Sadece verilen karmaşık sayıda imajiner kısmın işareti değişir. Artı ise eksiye döner, eksi ise artıya döner. Mesela z eşittir a artı b'yi karmaşık sayısında bu karmaşık sayının eşleniğini almak istiyorsak sadece İmajiner kısmın işareti değişir. Artı olduğu için eksiye dönüştü. Gelelim diğer karmaşık sayımıza. Z eşittir A eksi B'yi karmaşık sayısının eşleniğini almak istiyorsak da yine aynı mantık. İmajiner kısmın işaretini değiştiriyorum. Eksi ise bu sefer artıya çeviriyorum. Şimdi buna bir örnekle daha iyi pekiştirelim. Birinci karmaşık sayımız Z eşittir 5 artı 2'yi diye bir karmaşık sayı verilmiş. Bunun eşleniğini istiyor bizden. Ne yapıyorduk? Sadece imajiner kısmın işaretini değiştiriyorum. Artı ise eksiye çevirdim. Yani 5 eksi 2 oldu. Bir diğer karmaşık sayımız z eşittir. Eksi 3 artı 2i. Burada da yapmamız gereken tek şey imajiner kısmın işaretini değiştirmektir. Artı ise eksiye çeviriyorum. Yani eksi 3 artı 2i karmaşık sayısının eşleniği eksi 3 eksi 2'dir. Bir diğer karmaşık sayıya bakalım. Z eşittir 7. 7 karmaşık sayısının reel kısmıdır. Ama bize imajiner kısım lazım. O halde imajiner kısım yoksa o zaman işaretle değiştirmiyorum. O yüzden z eşittir 7 karmaşık sayısının eşleniği tekrar 7'dir. Yani kendisidir. Bir diğer örneğimiz z eşittir 4i. Burada da sadece imajiner kısım verilmiş. O halde işaret değiştireceğimiz yer imajiner kısımdı. O halde artı 4i ise eksi 4i'ye dönüyor. Şimdi bu soruya bakalım. Z eşittir 5 eksi 4i diye bir karmaşık sayı verilmiş ve z'nin eşleniği eşittir a artı b'i olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Önce burada yapmamız gereken şey z karmaşık sayısının eşleniğini almak. Daha sonra a ve b'nin yerine hangi sayılar gelmiş o şekilde bulabiliriz. Z'nin eşleniği demek eşleniği nasıl alıyorduk? Sadece imajiner kısmın işaretini değiştirerek. O halde 5'i aynen yazdım. Eksi 4i'yi çevirdim artı 4i'yi. Demek ki z eşittir 5 eksi 4i karmaşık sayısının eşleniği 5 artı 4i'dir. Soruda z'nin eşleniğini a artı bi diye vermiş. Demek ki a yerine 5, b yerine 4 geliyor. İkisinin toplamını istiyor. A'yı 5 bulduk, b'yi de 4 bulduk. Topladım 9. Şimdi karmaşık sayılarda toplama ve çıkarma işlemi. Karmaşık sayılarda toplama veya çıkarma işlemi yapılırken gerçek kısımla yani reel kısım kendi arasında toplanır. İmajiner kısım yani sanal kısım kendi arasında toplanır. Mesela iki tane karmaşık sayımız var. Z1 eşittir A artı B'i, Z2 eşittir C artı D'i'dir. Toplama yapalım. Z1 artı Z2 eşittir. Nasıl yapıyorduk? Reel kısım ile reel kısmı kendi arasında topluyorum. A artı C. Artı imajiner kısımla imajiner kısmı kendi arasında topluyorum. B artı D i'dir. Çıkarmada da aynı mantık. Reel kısımdan reel kısmı çıkartıyorum. A eksi C. Artı imajiner kısımdan imajiner kısmı çıkartıyorum. B eksi D i'dir. Şimdi örneklere bakalım.
Z eşittir 3 eksi 7 i ve W eşittir 5 artı 2 i. İki tane karmaşık sayı verilmiş. İki karmaşık sayının toplamını istiyor bizden. Toplayalım. Neydi mantık? Reel kısımla reel kısım kendi arasında toplanıyor. 3 artı 5. İmajiner kısımla imajiner kısım. İmajiner kısım eksi 7. Diğer imajiner kısım artı 2 topladım. Eksi 5 i. 3 ile de 5'i topladım. 8. Yani cevabımız 8 eksi 5 i'dir. Bir diğer soruya bakalım. Z1 eşittir 9 artı 3 i diye bir karmaşık sayı verilmiş. Z2 eşittir 4 artı 2 i. Olduğuna göre çıkarma işlemini soruyor. Z1 eksi Z2 işleminin sonucu kaçtır? Bu şekilde uzun uzun yazmaktansa direkt mantığını artık öğrendik. Kafadan işlem yapabiliriz. Reel kısımdan reel kısmı çıkartıyorum. 9'dan 4 çıktı 5. İmajiner kısımdan imajiner kısmı çıkartıyorum. Yani 3 i'den 2 i'yi çıkartırsam da artı i. Cevabımız 5 artı i'dir. Karmaşık sayılarda çarpma işlemi nasıl yapılıyor? Karmaşık sayılarda çarpma işlemi gerçek sayılardaki gibi yapılır. Yani parantez içerisine dağılma özelliğiyle. Burada i karenin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi bir örnekle başlayalım. Z1 eşittir 3 artı 2 i diye bir karmaşık sayı verilmiş. Z2 eşittir 2 eksi 5 i diye bir karmaşık sayısı verilmiş. Buna göre Z1 çarpı Z2 işleminin sonucu kaçtır? Önce Z1 yazdığı için Z1 karmaşık sayısını yazdım. 3 artı 2 i çarpı Z2'yi de yazıyoruz. 2 eksi 5 i. Bu bildiğimiz kural, bütün terimler birbiriyle çarpılmak zorunda. O halde 3 ile başlıyorum. 3'ü diğer parantezin içerisine dağıtıyorum. Daha sonra artı 2'yi diğer parantezin içerisine dağıtıyorum. Ve çarparak. 3 ile 2'yi çarptım 6. 3 ile eksi 5 i'yi çarparsam eksi 15 i. Sıra geldi artı 2'yi. 2 i ile 2'yi çarparsam artı 4 i. 2 i ile eksi 5 i'yi çarparsam eksi 10 i kare eder. İ karenin eksi 1 olduğunu biliyorum. O halde i kare yerine eksi 1 yazalım. Düzenlemeyi yapalım. 6 eksi 15 i artı 4 i daha eksi 11 i. Yani bu ne demek? İmajiner kısımlar kendi arasında toplanıyor veya çıkartılıyor. Reel kısımlar da kendi arasında toplanıyor veya çıkartılıyordu. Buradan eksi 10 çarpı eksi 1 artı 10 gelir. Reel kısım, reel kısım topluyorum. 16 eksi, bir de imajiner kısım var, eksi 11 iyidir. Yani cevabımız 16 eksi 11 iyidir. Bir diğer soruya bakalım. Z1 eşittir 3 artı 4 i, Z2 eşittir 1 artı 7 i olduğuna göre 3 çarpı Z1 artı 2 çarpı Z2. Yani bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Burada ne yapacağız? Z1 karmaşık sayısını önce 3 ile çarpacağım. Daha sonra Z2 karmaşık sayısını 2 ile çarpıp bu sonuçları toplayacağız. O halde başlayalım. 3 çarpı Z1 yerine 3 artı 4 i yazıyorum. Artı 2 çarpı Z2 yerine de 1 artı 7 i yazıyorum. Parantezin öndeki sayıyı içeriye dağıtmayı unutmuyoruz tabii ki de. 3 ile 3'ü çarparsam 9. 3 ile 4 i'yi çarparsam artı 12 i yapar. Burası bitti. Sıra geldi diğer tarafa. 2'yi içeriye dağıtıyorum. 2 ile 1'i çarparsam 2. 2 ile artı 7 i'yi çarparsam artı 14 i yapıyor. Şimdi reel kısımlar kendi arasında toplanıyor. İmajiner kısımlar da kendi arasında toplanır. Toplayalım. 9 ile 2'yi topladım. 11. 12 i artı 14 i daha artı 26 i yapar. Yani cevabımız 11 artı 26 i'dir. Gelelim son sorumuza. 1 artı i'nin karesi ifadesinin eşitini bulunuz diyor. Bunu nasıl yapacağız? Çarpanları ayırma konusundan özdeşlik formülünü biliyoruz. Hatırlatma olarak yapalım. A artı b'nin karesi neydi? A kare artı 2ab artı b kare. Yani bu ne demekti? Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesiydi. Belki hatırlarsınız. Şimdi 1 artı i'nin karesini alalım. Birincinin karesi yani 1'in karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı i'nin karesi. Düzenlemeyi yapalım. 1'in karesi 1. 2 çarpı 1 çarpı i artı 2 i. İ karenin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Buradan artı 1, eksi 1 birbirini götürdü. Sadece artı 2 i kaldı. Yani cevabımız artı 2 i'dir.